Evet arkadaşlar, yeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır takibini yaptığım ürün vardı. Dudandan adınız üzere halkın oyuncu koltuğu. V6 modeli arkadaşlar. Birazdan bunun kurulumunu da gerçekleştireceğiz. Kutuyu daha önce hiç açmadım. Komple gördüğünüz gibi bantlı. Şimdi sizinle birlikte ilk defa kutuyu açacağım arkadaşlar. Videoda arka planda sesler duyuyor olabilirsiniz. Videomuz sabote ediliyor. Şu şekilde bir kurulum kılavuzu var arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz. İlk defa ben oyuncu koltuğu aldım ve ilk defa kullanacağım. O yüzden kurulumunu tamamıyla buna göre yapacağım. Ve sizlere de gerekli bilgileri vermeye çalışacağım arkadaşlar. Oldukça büyük, geniş bir kutuya sahip ürün. İçindeki parçalara bakacak olursak şöyle bizi ilk karşılayan sırt kısmı bu şekilde poşetini çıkartayım. Gördüğünüz gibi V6 modeli bu şekilde gri bir model. Halkta çok fazla model var. V1, V2, V3, V4 diye bu modelleri görebilirsiniz. C serisi var. Bunlar da halkın kendi internet sitesindeki yazan sadece renkleri, yani şu görmüş olduğunuz desenler, renkler vesaire, bunların farklılığı var arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir farklılık yokmuş. Bu şekilde bunu yana koyuyorum. Ve burada bu da ayak kısmı arkadaşlar. Tekerlerin takılacağı yer. Paketleme oldukça güzel. Ürünü ben Koçtaş üzerinden aldım ama ürün tedarikçi firma olarak Halk'tan geldi. Bu şekilde tamamıyla metal bir yapıya sahip ayakları. Şimdi de diğer parçamız. Bu da alt oturak kısmı arkadaşlar. Bu şekilde. Oldukça ağır bir yapıya sahip gerçekten. Burada korumaları var yine. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve bunu da bu şekilde koyalım. Kolçaklar, yine bunlardan bahsedeceğim. İleri geri, sağa sola, aşağı yukarı olacak şekilde ayrılabiliyor. Şimdi küçük kutumuza geldiğimizde ise şöyle şuradan başlayalım. Bu bel destek mimleri arkadaşlar. İçinden çıkan. Şu şekilde boyun yastığı. Şöyle orta göbek mekanizması, aşağı yukarı ve sırtın yatmaya sağladığı kısım arkadaşlar. Burada yine bir broşür var. Burada dokümanları. Hemen şu dokümanlar kısmına bakmadık arkadaşlar. Bunun içinde ne olduğunu şimdi çıkardım ve farkına vardım. Şöyle 4 adet sticker. Rahatlık yükleniyor. Halkın logosu ve burada yine yazılar. What the chair vesaire. Onları Türkçe'ye çevirirsiniz artık. Bu şekilde bir garanti belgesi ve koltuk bakımıyla ilgili temizlik spreyi ve yağ ile alakalı, yapılmaması gerekenlerle alakalı broşürler mevcut içerisinde. Bunlara da yine aldığınız zaman göz atabilirsiniz arkadaşlar. Paketlenmiş. Montaj için yarayacak malzemeler ve ayaklarımız. İnternet sitesinde Halk'ın şöyle bir yazı gördüm ben. Ayakları ömür boyu garantilidir diye bir yazı gördüm. Yine onda sağa sola ekleme yaparım ben. Bu şekilde mekanizmayı inip sağlayacak piston görevi gören parçamız. Ve bu da onun koruması arkadaşlar. Ve bu kutuyla da işimiz bitti. Şurada söylemediğim bir ürün. Halk'ın bakım seti arkadaşlar. Bunun içeriğine hemen şimdi bakalım. Şu şekilde bir adet mikrobiber bez, bakım yağı ve şöyle de bir temizleme sıvısı.
bulunuyor arkadaşlar içerisinde. Muhtemelen bu bütün setlerin içerisinde var. Şimdi arkadaşlar şöyle kuruluma geçecek olursak, burada kurulum bilgisi kısmında şöyle kutu açılımından tamamen en son aşamaya kadar hepsini gösteriyor. Bunları parça parça çekeceğim. Olabildiğince detaylı çekmeye çalışacağım. Bu şekilde ikinci aşamadan başlayalım arkadaşlar. Önceliğimiz ayakların montajı. Metal kısma tekerleklerin montajını yapacağız. Sırayla devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bir tanesinin montajını deneme amaçlı yaptım. Şu şekilde ayağımızı buraya tutuyoruz ve bastırıyoruz. Yerine oturuyor arkadaşlar. Herhangi bir şey yazmıyor başka. Bu şekilde gördüğünüz gibi oluyor. Üçüncü aşamada ise arkadaşlar şu pistonu, yukarı aşağı inecek pistonu. Öncelikle şu parçayı, koruyucuyu buraya oturtuyoruz. Ve daha sonra bunu buraya takıyoruz ve üstündeki bu plastik koruyucu kısmı geçiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra dördüncü kısma geçeceğiz. Şu an ayak kısmıyla işimiz bitti ve dördüncü kısımda anlatması bize söyledi. Şuradaki bulunan alyan vidaları sökmemiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da iki tane vidamız var. Bunun parçaları hemen şu paketin içerisinde. Şöyle burada parçalar bulunuyor. Şunlar da alyanlarımız arkadaşlar. Şu şekilde şuradaki alyanlarımızı uygun alyan anahtarı ile en büyük olan bunları söküyoruz. Evet arkadaşlar, vidalarımızı, alyanlarımızı söktük. 4 adet. İki sağ ve solda olmak üzere. Bu kısmı bu şekilde dik konuma getirip oturtmanız gerekiyor. Kısımda 2 kişi olmanızda fayda var. Tek kişi biraz zorluyor. Şöyle oturma kısmındaki demir ayağı dışarı doğru çıkartıp bunu buraya oturtuyoruz. Daha sonra buradaki ilk söktüğümüz alyan vidalarını yapıyoruz arkadaşlar. İki tarafı da bu şekilde sıktıktan sonra diğer aşamaya geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, altıncı aşama olarak ise şu yan plastik korumalarını, şuraların gözükmemesi için olan parçaları takacağız. Bunun için şu parçaları şöyle göstereyim. İkisinin farkını anlayacaksınız zaten. Şu daha çıkıntılı olan kısım oturduğunuzda sağ tarafa gelecek şekilde takılıyor. Bunu oturttuktan sonra bu şekilde bir küçük alyanı var. Şuraya vidalıyorsunuz. Daha sonra bu kapağını kapatıyorsunuz. En küçük alyan anahtarınızla birlikte. Şimdi bunu bu şekilde şurada görmüş olduğunuz. Şimdi bu parçayı oturttururken arkadaşlar şurada aşağıda bir çıkıntısı var. Şöyle görebiliyorsunuz elimin ucunda. Bunu buradaki yere oturtuyoruz. Bastırın, tamamen otursun. Daha sonra bunu buradaki demirin etrafına gelecek şekilde buraya tutturuyoruz ve bunun alyanını sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Alyanını sıktıktan sonra burada alyan sıkarken şöyle iki kişi olursanız yine üstten alttan tam basıp alyan tam yerine oturduktan sonra çok fazla da zorlamayın. Şu şekilde bu kapağını kapattığınızda herhangi bir parça gözükmüyor burada. Ve şimdi diğer tarafında montajını yapabiliriz. Sol tarafında alyanını sıkıyoruz arkadaşlar. Yerini bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Alan çok dar. Göremiyorsunuz nereye oturduğunu. Evet, şu anda oturdu. Alyan sıkıldı. Çok fazla yine zorlamadan tutması yeterli bizim için. Şu şekilde kapağını da kapatıyoruz yine bu tarafın. Hiçbir şey belli olmuyor arkadaşlar. 9. aşama olarak koltuğumuzu şu şekilde yan
yatırıyoruz biraz gibi. Böyle altında 4 tane vida var. Bunları sökmemiz gerekiyor. Şu mekanizmayı oturtabilmemiz için. Bu vidaları söktükten sonra mekanizmanın oturma kısmını sizlere göstereyim tekrardan. Alt mekanizmayı oturtmak için şu görmüş olduğunuz topuz kısmı alta gelecek. Yani oturduğunuzda ön tarafa bakacak şekilde olması gerekiyor. Sökmüş olduğunuz vidaları şöyle göstereyim. Silikonu alta gelecek şekilde oturtuyorsunuz ve üstten vidasını sıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle az bir şey tutturduktan sonra üstünde vidalarını sıkalım. Evet arkadaşlar, mekanizmanın da vidalarını tamamen iyice sıktıktan sonra bu aşamayı da tamamlıyoruz. Ve 10. aşamaya, yani ayağımızın montaj kısmına geliyor. Son aşama olarak ise ayağımızın montajı kaldı. Koltuğumuz dik konumdaydı. Bunu oturup şurada hemen sağ tarafta mekanizması var. Koltuğun sırt ayarını yapabildiğiniz. Oradan tam 180 derece konumuna getirip daha sonra şu görmüş olduğunuz ayağı buraya oturtmanız gerekiyor. Sırtı şekilde konumuna getirip şimdi aksesuarlarımıza geldi. Yani destek minderleri, boyun ve bel desteği. Bu şekilde bunları böyle açıyoruz kelepçelerini. Bunu bu şekilde şu üstündeki delikten sağlı sollu olarak geçiriyoruz. Daha sonra kalan diğer ucunu alttan alıyoruz. Lastikli olduğu için gerdirebilirsiniz. Zaten yetişmiyor boyuta. Bu şekilde bunları buradan geçiriyoruz ve daha sonra ön taraftan ayarlamasını kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle durmuyor. Ben bunu bazı sitelerde de gerek YouTube'daki videolarda olsun gerek başka yerlerde olsun gördüm arkadaşlar. Bu durmuyor. Yani bilmiyorum. Sabitleme olayı var mı bu minderi? Şu an için bilmiyorum. Eğer varsa sizler de yorum kısmına yazarsanız hem ben hem de diğer kullanıcı arkadaşlar onu öğrenmiş olur. Şu da boyun minderimiz arkadaşlar. Boyun destek minderi yastığı. Bu şekilde bunu da buraya geçirmeli olarak araçlarda kullandığımız gibi takabiliyorsunuz. Şimdi ise arkadaşlar sizlere bu koltukla ilgili böyle testleri, yani nasıl kullanabiliriz, onunla alakalı kısa bilgileri vereyim. Öncelikle koltuğun yüzeyi kumaş, herhangi bir deri vesaire yok arkadaşlar. Kumaş bir yapıya sahip. Kolçaklarımız şekilde sağa sola yukarı aşağı olarak, bunu yukarı aşağı indirmek için şu altlarda pinleri var, onlara basmanız yeterli. Ve şöyle ileri geri olarak hareket edebiliyor. Kademeli olarak. Koltuk, bu kol dayamaların üstü yumuşak bir yapıya sahip arkadaşlar. Sert plastik değil. Yani kolunuzu ağrıtacak herhangi bir şey yok. Ben internet sitesinde minderlerini görmüştüm. Almayı da düşünüyordum aslında ama koltuğun bu kol dayama yerlerinin yumuşak plastik olmasından dolayı ondan vazgeçtim ve gayet yumuşak bir yapıya sahip. Şurada görmüş olduğunuz kol sırt kısmının yatmasını sağlıyor arkadaşlar. Şu şekilde böyle yatırabiliyorsunuz 180 dereceye kadar ve yine kaldırabiliyorsunuz şu şekilde en dik pozisyonu. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen tarafta bir kolumuz var. Şu aşağıda görmüş olduğunuz kol. Şu an bu kilitli. Bunu yukarı doğru kaldırdığınızda koltuğunuzun yaylanma
mekanizması devreye giriyor. Şu şekilde ileri geri olarak 40 derecelik bir oturma kısmını yaylandırıyor arkadaşlar. Şurada alt kısımda bir topuz var. Montajını yaparken yine göstermiştik. Alt mekanizmanın montajını yaparken. O topuzla oynamayın. Burada kullanım bilgisinde yazmışlar. 5. aşamadaydı sanırım. Ya 3 ya 5'teydi. Topuzu ayarlı bir şekilde gönderiliyormuş. O yüzden herhangi bir oynama vesaire yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Onun haricinde koltuk oldukça rahat, gayet gerçekten güzel. Minder kısımları ince diye yorumlar gördüm ama şu an için bana bilmiyorum. Ya yeni oldu için. Yani oturma kısmı o kadar ince değil. Gayet güzel bir mindere sahip. Yumuşak ve oldukça rahat arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu şekilde bu oyun minderini kendinize yine göre ayarlayabilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Tekerlekleri vesaire gayet güzel ve herhangi bir mekanizmada boşluk yok arkadaşlar. Mekanizmada oldukça sağlam. Daha da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika gibi bir süreyle kurulumunu gerçekleştirdik. Yanınızda bir kişi olması bence ideal. Çünkü tek kişi oldukça zorlanabilirsiniz. Gerektiği yerlerde ben videoda görünmedi ama oralarda ikinci bir kişiyle destek almak zorunda kaldım. Özellikle bu yan kısımların oturmasında vesaire, şu sırt kısmını oturağa bağlama kısmında. Oralarda ikinci bir kişiye ihtiyacınız olacaktır. Onun haricinde söyleyeceklerim bu kadar. Ürünü ben Hoştaş üzerinden almıştım ama dediğim gibi o tedarik firma üzerinden Halk'tan geldi. Halk'ın 4 ila 13 gün içerisinde bir kargolama süresi var. Oldukça bekletiyorlar. Kargolama öyle hemen olmuyor. Ben de yaklaşık bir 11-12 gün kadar bekledim. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Sonunda koltuğumuza da kavuştuk ve temimiz de tamamlanmıştı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda ekipmanlarda vesaire masada değişikliğe gidebiliriz arkadaşlar. Video ile ilgili yorumlarınız varsa, ürünle ilgili yorumlarınız varsa bilgim dahilinde elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.